Kim var orada? Ya içeride kilitli kaldım. Açar mısın kapıyı? Gir. Hocam. Hocam benim size bir şey söylemem lazım. Onur ve Hayat Hoca ile ilgili. O konu kapandı evladım. O konu bitti, tamam mı? Bitti o konu, kapandı. Nasıl yani? Kovuldu mu Hayat Hoca? Hayır. Hayat Hoca'nın suçsuz olduğu anlaşıldı. Çıkabilirsin kızım. Çıkabilirsin sınıfına. Sevda, tamam mı? Anlattım her şeyi. Sevda, konuşsana. Dilini mi yuttun? Kurtulacak mı Hayat Hoca? Evet, kurtulacak. Yani kurtuldu. Ben girdim müdürün yanına, çatır çatır her şeyi anlattım. Yani Hayat Hoca okulda kalmaya devam edecek. İyi. Peki sen? Bir ceza falan bir şey... Aa, yok, yok, yok. Hayat Hoca şikayetçi olmadı benden. Zaten müdür de çok üstünde durmadı. Yani sonuçta önemli olan benim gerçeği anlatmış olmam, değil mi? Güzel. Bu konuyu en az ısrarla atlatmamıza sevindim. Ha bir de... Gözde'nin artık aramıza giremeyecek olmasına çok sevindim. Yani sen bana söz verdin ya... Bir daha Gözde ile konuşmayacağım diye. Ben sözümü tuttum. Sen de tutarsın herhalde Burak. Tamam Sevda. Verdiğim sözü unutacak değilim. Merak etme. Ne oldu? Kurtulmasın tuvaletten. Biz de Hayat Hoca'dan kurtulduk bu arada. Sen öyle san. Sevda geldi. Sana yakışanı yaptın Sevdam. Helal olsun sana. Sadece kendine yakışanı değil, aynı zamanda 10B'ye yakışanı yaptı. Net. Hayat Hoca kurtuldu ya. Günün en güzel haberi. Arkadaşlar, bahse giriyorum. Hayat Hoca Sevda'yı affedecek. Oğlum affet dedik ya. Hayatımla ilgili karar vermek inisiyatifi sizde olamaz Cerrah Bey. Sizden bu zamana kadar benim için yaptığınız her şey için... ...hatta sizi uyarmama rağmen yapmaya devam ettiğiniz her şey için size çok teşekkür ediyorum. Ama sizden rica ediyorum. Lütfen benim hayatımdan uzak durun Cerrah Bey. Bu benim hayatım. Benim mesleğim. Bunların hepsi benim meselelerim. Hayatımdan elinizi çekin Cerrah Bey. Nasıl gidersiniz Hayat Hanım? Böyle. Böyle işte. Gerçekler ortaya çıktığında ben bu okula nasılsa geri dönerim, anlıyor musunuz? Ya dönemezseniz? Bakın bir zamanlar genç bir adam bir söz söylemiştir, bilmem bilir misiniz? Hayatında daima gerçekleri savun. Belki seni takdir eden birini bulamazsın ama vicdanına hesap vermekten kurtulursun. Yani Cerrah Bey, ben bu okula bir gün geri dönemesem dahi... ...hep dürüst olduğum için vicdanım sonsuza kadar rahat ve kendime saygım tam olacak. Anlatabiliyor muyum? Sizin eğitimciliğiniz vicdanınız kadarmış Hayat Hanım. Efendim? Vicdanınızın rahatlaması, öz saygınızı korumanız öğrencilerinizin öğretim hayatından daha önemliymiş. Bu kadar bencil bir insan olduğunuzu düşünmemiştim hiç. Ben miyim bencil? Evet. Kendinizi onlardan daha çok düşünüyorsunuz. Ama o çocukların size ihtiyacı var. Hepsinin. Bu dünyanın nasıl bir yer olduğunu siz de benim kadar iyi biliyorsunuz Hayat Hanım. Şu kapıdan çıktıklarında onları köşe başında bekleyen tehlikeleri, kolaylıkla kanabilecekleri yalanları... ...masumiyetlerinden sebep hayatlarının nasıl kararabileceğini siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Ama siz bu okulu bırakıp onları karanlığa terk ediyorsunuz. Bu nasıl vicdan rahatlığı? Bütün çocukların size ihtiyacı var. Buna Koray da dahil. Doğruyu yanlışı sizden öğrenmeye, ellerinizin onların üzerinde olmalarına ihtiyaçları var. Onları bırakıp gidemezsiniz. Hayat Hocam! Hayat Hocam! Ne oldu Nazan Hocam? Onur Yiğit! Ne oldu Onur'a? Okuldan ayrılacağını söylemiş arkadaşlarına. Dersime de girmedi. Hocam arkadaşlarıyla vedalaşıyor. Yürüyün Nazan Hocam. Bu kaldığınız anlamına geliyor sanırım.
gidin Nazlı Hocam. Evet kalıyorum. Bu çocukların bana ihtiyacı var, evet haklısınız. Ama onun haricinde söylediğiniz hiçbir şeyin zerresine katılmıyorum. Bu hayat benim hayatım Cerrah Bey. Kardeşinizin öğretmeni olarak benimle her şeyi konuşabilirsiniz. Ben buna hazırım. Ama hayatımdan elinizi çekin Cerrah Bey. Merdivenlerini orada gördüm hocam. Tamam. Tamam geliyorum. Hocam. Ben sizden çok özür dilerim. Yani nasıl olduğumu sormayın ama bu olan biten de benim gerzekliğimin de payı var. Ama inanın ben size kötülük etmek istemedim. Sorun çözüldüğüne göre benden özür dilemene gerek yok Sevdacığım, tamam mı? Ama eğer bir gün bunu neden yaptığını bana anlatmak istersen... ...ben öğretmenin olarak seni dinlemeye her zaman hazırım. Tamam mı? Güzelim mi? Arkadaşlarınız sınıfta sınıfına. Ben de sizi bekliyordum hocam. Okulda kalıyor musunuz? Sevindim. Her şey için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bizim için yaptıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Ben okulu bırakıyorum. O ne demek şimdi? Baksanıza hocam, dakika bir gol bir. Benim yüzümden az kalsın siz de işinizden oluyordunuz. Onur. Bak bir bize kötü bir şaka yapmaya çalıştı ama beceremedi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen de okuldan gitmek zorunda değilsin. Şaka mı hocam bu? Şaka mı? Ben bu okulda kaldığım sürece size atılan bu çirkin iftira hep taze kalacak. Onur. Hocam. Boşuna nefesinizi tüketmeyin. Söyleyeceğiniz hiçbir şey beni kararımdan vazgeçirmeyecek. Hoşçakalın. Onur. Biz onu... Hayat hocam. Okulda kalmanıza çok sevindim Hayat hocam. Üzülme Zeynep, üzülme. Ablam ne yapar, ne eder? Onur'u okula dönmesi için ikna eder, merak etme. İnşallah Gözde. İnşallah. Gözde yeter. Gözlerimle yedin kızı, ne yapıyorsun? Öyle sakin durduğuma bakma Zeynep. Artık sabrım taştı. İyi niyetimin bittiği gün bile. Bak Hayat Hoca okulda kalacakmış. Buna sevineceğine Sevda'ya sarma. Boş ver. Ya ablam mesleğinden olabilirdi. Böyle boş verilecek bir mesele değil. Fitil fitil getireceğim o pisliğin burnunda. Ablama attığı iftiranın bedelini fazlasıyla ödeyecek. Ne yapacaksın? Göreceksin.